İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere A4 Tekin X7 klavyesini tanıtacağım. Videolarımı 10 dakika içerisinde bitirmeye çalışırım. Sizlere bu klavye hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bir önceki modelini de birazcık bilgi vereceğim. İlk başta arkadaşlar söylemem gereken birkaç şeyi söyleyeyim. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Hani insanlara yardımcı olabilmek amacıyla benim elimde de ne varsa onları çekip YouTube'a koyuyorum. İnşallah yararlı olur diyoruz. Şimdi ilk başta bir 3-4 dakikalık kısmı atlayabilirsiniz. Çünkü ya da 2-3 dakikalık kısmı atlayabilirsiniz. Çünkü birazcık sizlere bu klavye hakkında hani nereden aldık, ne yapabiliriz onlardan bahsedeceğim. Hemen söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bu klavyeyi internet üzerinden araştırdığınızda 60-70 lira civarında bir fiyata bulacaksınız, karşınıza gelecek. Tabi bunun kargo ücreti de var. Bunu araştırıp da alabilirsiniz. Ben bizim buradan kendim denedim. Çünkü laptop üzerinde deneyeceğim şimdi hatta. Çünkü bazı laptoplara olmayabilir. Kendi laptopunuzu götüreceksiniz bir klavye alırken deneyeceksiniz. Her laptopa her klavye uymayabilir yani. Yani bu USB'li modelleri artık USB'li modeller çıkarıyorlar. Çok klavye modeli böyle. Kendim de hatta klavye teknik servisinde çalıştığım için biraz bilgi sahibiyim bu konuda. Diğer bakımdan gelirsek ben evet bunu 50 liraya aldım bizim buradan. Çok hoş bir klavye. Açtım, inceledim. Ve size en güzeli bunun çok güzel bir yanında söyleyeyim. Şimdi size bunu tanıtırken nasıl desem tuşlarının hani nasıl çalıştığından ziyade CD'si var, driver'ı. Hani onu da bir kısa bir şekilde göstereceğim. Şimdi arkadaşlar hemen görelim kutuyu. Kutuları hızlı gösteririm. Şöyle bir yapıya sahip. Ve şunu unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu diğer bir model olduğu için hani ismi vardı bunun. G800B. Yani oradan tam gözüküyor mu bilemiyorum. Şöyle. G800B arkadaşlar. Şurada tam şurada. Hatta şurada da yazıyor. G800B arkadaşlar. USB. Bu G8V olan, bir de bunun G700MU muydu, onun gibi bir şey vardı. Onda 5 adet yani giriş yeri var. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bunda 1 tane, onda 5 tane. Niye diye sorarsanız, hepsini hemen söyleyeyim. Şöyle oluyor. Bir tanesi hani eski tip yuvarlaklar bilirsiniz. 2 tane ondan takıyorsunuz. Ya da bir taneydi hatırlamıyorsam. 1 ya da 2 tane yuvarlak takıyorsunuz. Onun dışında bir iki tane de hani ses çıkış, ses giriş takıyorsunuz. Bir tane de hani USB yerine yani bir tanesinin yuvarlaklardan taktığınız bir tanesi de şeye yarıyor. Hani şu yan tarafında bir tane USB yeri koymuşlar klavyenin. Oraya takabilirsiniz kısaca. Ki başka yerlerde de araştırırsanız görürsünüz. Genellikle bu klavyeyi tanıtmamışlar. Hani diğer modelini de tanıtmışlar. Bu modelden gideceğim ben. Çok güzel arkadaşlar. Hemen açalım, görelim neler var, neler yok. Bir de garantiliymiş. Daha garanti işini tam çözemedim ama bakalım. Kim gözüküyor mu? Heh, tamam. Evet arkadaşlar şöyle. İlk başta şöyle geliyor. Oyun için alacaksanız arkadaşlar, oyun için bir klavye alacaksanız ilk baştaki size tavsiyem nedir biliyor musunuz? Kablo alın. Yani kablosuz oyun oynayan bir kişi kablosuz klavye kullanmaz zaten genellikle. Bu da zaten bir oyun klavyesi olduğu için hemen gösterelim. X7 evet arkadaşlar. Hemen şurada bakın görüyorsunuz. Şöyle yaptığınızda şurada çıkarayım ben hemen. Şunu da çıkarayım. Takmışlar. Siz de görmeyin çıkarıyorum ki. Arkadaşlar şurada dursun, hemen şu iki şeyi söyleyeyim. Buraya küçük bir kullanım kılavuzu gibi bir şey vermişler. Bu kadar. Bu da CD. Şimdi bunu göstereceğim size, bunu anlatacağım. Bu dursun o yüzden burada. Kutuyu da kaldıralım. Yer yapmasın. Evet arkadaşlar, bilgisayar açıkken de takabilirsiniz bunu. Ben bilgisayar açıkken de takacağım. Fakat bilgisayar açıkken taktığımızda bu işlem birazcık daha uzun sürüyor.
Ki klavye tam böyle olmadı. O yüzden üstüne şunu koyayım. Tamam. Böyle net oluyor mu klavye? Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen takalım. O ana kadar yüklenmiş olsun. Biraz klavye şey torsiyon. Şimdi gördü normalde. Ben şöyle tanıtmaya başlayayım ki nasıl görüldüğünü görmek için. Şimdi arkadaşlar fark ettiyseniz en son G16 var. Şunları hemen söyleyeyim ilk başta. Bunlar çok güzel. Şunları çok güzel yapmışlar. Yani böyle nasıl desem, bu turuncu tuşlar şurada da var. Çok hoş yapmışlar arkadaşlar. Yani böyle lastik gibi çok hoş. Değdiğinde eliniz yani hissedersiniz. Onun dışında yani bu klavye hakikaten çok yumuşak, çok güzel bir klavye. Çünkü yazı yazdım ben bunda. Yani denedim. Uzun bir yazı yazdım. Şurada ses tuşları var. Hani işte ses açma kısmı, müzikle alakalı tuşlar, bunlar işinize yarar. Adamlar G16 diye, yani griler kendileri ekstra ekledikleri, işte şurada, işte şurada, şurada. Şuralarda bak, space'in yanında, boşluğun yanında. Bir de şuralara koymuşlar. Neden bunu yapmışlar derseniz, bence çok güzel bir şey yapmışlar ve mantıklı bir şey yapmışlar. Çünkü yani siz oyun oynadığınızda elinizi şurada kullanabilirsiniz. Mesela atıyorum elinizi space'in şuralarında kullanabilirsiniz. Ben şimdi oynadığım oyunu da hemen size söyleyeyim. Ben League of Legends oynuyorum. Birçok arkadaş da oynar. Onun için mesela atıyorum flash. Flash bastığımızda mesela şuraya flash koyabiliriz. Şu G12'ye. Neden? İşte buna bastığımızda normal, hani şöyle bastığımızda hemen elimizin altında olur. Veya şuraya bir yere koyabiliriz. Bazı tuşları şuradan ayarlayabiliriz. Çünkü eliniz buraya denk geliyor ya tam. Mesela ona göre, herkes kendine göre bir şey düşünebilir. Şurası var. İşte bak, tam şuraya koymuşlar. G11. Şuralara koymuşlar. Şuralara. Şuralara. Bir de şuralara. Yani onları artık siz ayarlayacaksınız kendinize göre. Bunun dışında anlatmam gereken çok az bir yer kaldı. Şu tuş ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar. Bu tuş şu işe yarıyor. Bu tabii şu 3 ışık. İşte bakın, Caps Lock'a bakayım. Basayım. Bu Caps Lock. İşte Num Lock neredeymiş ya? Num Lock. Score Lock o nerede? Sırtım ağrıdı. Bu onların tuşları. O ayrı, hani o her klavyede olan. Onun dışında şöyle göstereyim size. Şu tuş ne işe yarıyor arkadaşlar? Bakın. Windows işareti. Windows işareti. Aynı işaret. Sizin de anlayacağınız gibi bu işarete bastığımızda o tuşu engelliyor. Bastığımızda bir işe yaramıyor. Bu tuş bir işe yaramaz. Nasıl göstermeyeyim de. Diğer türlü bastığımız, yani yanmıyorsa demek ki çalışıyordur. Yanarsa da işte çalışmıyor. Onun dışında şu M tuşu. M tuşu da mod demek. Bakın. Bakın. İyi bakın. Bu 1. Hiç ışığı yanmıyorsa 1'dir. Şimdi açınca siz de göreceksiniz. Bu 2. Bir kırmızı, bir sarı yanıyor. Şu 3. Sadece sarı. 4 kırmızı. 5 yeşil. Bu da 1'dir. Şimdi neden onları söyledim? Çünkü CD taktığımızda da göreceksiniz arkadaşlar. İlk başta yazı mı yazsak? Bakalım bir gözüküyor mu? Ben bir yazı yazayım mesela ki oradan da. Gözüküyor mu arkadaşlar? Yani arkadaşlar eliniz üzerinde kayıyor. Sizin anlayacağınız. Eliniz üzerinde kayıyor yani. Çok güzel bir şekilde kayıyor. Eliniz kaydığı için de çok rahat yazıyorsunuz. Yani dokunduğunuz an yazmaya başlıyor. Çok böyle hoş olmuş. Bakın şunu da deneyeceğim. Şimdi ilk başta bakın ışık yanmıyor. Yani demek ki şu tuş kapalı değil. Hemen deniyoruz bakın. Şöyle bastığımızda çıkıyor. Bastığımızda kapanıyor. Şimdi basalım.
Diyor ki yani artık bunu kullanamazsınız arkadaşlar. Bakın. Şimdi mod ayarlarına geleceğiz. Onları da tanıtmak için. İlk başta videoyu bir durduralım. Evet arkadaşlar, şimdi driver CD'sini bir takalım. Hemen göstereyim size. Gözüküyor mu? Tamam. Ben yükledim ama sadece nasıl hani yüklenildiğini de kısaca bir göstermek için açayım. Evet arkadaşlar. Şu klavyenin üzerine bir yere dayayacağız artık şunu. Bilgisayarı görebilme açısından söylüyorum. Şimdi önünüze dosyaları görüntülemek için tıkla diyoruz. Burada diyor ki işte Outthorn, yani şu G işareti var. Şurada. Bakalım gösterebilecek miyiz onu. Gözükmüyor herhalde. Tam belli olmuyor. Neyse, bunu anlarsınız. İkincisi işte. Yani kısacası hemen anlarsınız siz de. Yani abartmaya gerek yok. Buna bastığımızda bakalım ne diyor. İşte seçenekler geldi. Şunlar seçenek değil. Şurada install işte software. Software. Install diyor. İşte burada users manuel diyor. Bir şey diyor. Bu CD diyor. Burada da exit diyor. Şimdi install diyoruz mesela. İki tane seçenek çıkıyor önümüze. Birincisini seçiyoruz. Hemen yüklüyor. Böyle 2-3 dakika sürüyor işte. Şimdi CD'siz olan şeklinde size şuradan açayım hemen. Tam tayinlenmiş. Gördüğünüz arkadaşlar, yani adamlar direkt kendi şeylerini hazırlamışlar. Burada demek istediğim şu. Bakın burada yazıyor ki G1, G2, G3, G4, işte G16'ya kadar gidiyor. G16 şurada. Şuraya tıklarsanız burası da onların internet sayfası. Burada dost işte kaydediyorsunuz hani yaptıklarınızı. Profil 1 pro, yani 5 tane seçenek vardı ya, 5 tane oyun için kendinizi ayarlayabiliyorsunuz. Profil 1, profil 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Burada istediğiniz gibi kendinizi ayarlayabilirsiniz. Buraya yazıyorsunuz. İşte mesela atıyorum. Ayar yok derseniz ayar olmaz. Klavye. Klavyeye basarsanız buradan bir tuş seçebiliyorsunuz. Mesela G2 yerine ben ileri tuş oldu. Ayar yok diye kaydettim sonra. Yani bunları hep kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İşte istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Mesela atıyorum. Ayarlardan sırf örnek vermek için yapıyorum. Mesela G1 tuşu. Ne işe yarasın? Ayar yok var. Klavye, mouse. Bakın mouse'un tuşları işine de internet. İnternette geri, ileri, dur, yenile, araması, kullanılar, web tarayıcısı, e-posta. İşte multimedya, media player, önceki, sonraki, dur, oynat, durdur, sessiz, ses, artı, ses, eksi. İşte program çalıştır, işte buton komisyonu, işte bunlar da kendi aralarında ayrılıyorlar. Kes, yapıştır diye gidiyor falan. Dosya aç, yazdır. Memo diyor, yani konuşma gibi bir şey. Ofis ayarları, büyütme, küçültme, çift tıklama, üç tıklama, maksimum, minimum, alt minimum. İşte sistem, hesap makinesi, bilgisayar, uyku modu, güç kapama. Makro, işte buradan da değişik programlar seçebiliyorsunuz. İşte buradan da yönetici falan diyor. Yani klavyeye basarsanız kısacası buradan istediğiniz bir tuşu atayabiliyorsunuz yani. Şuradan G1'e istediğiniz tuşu atayabiliyorsunuz kafanıza göre. Onun dışında hemen size uzaktan göstereyim. Bakın şimdi şu tuş, hatırladığınız üzere, buna bastığımızda renk yanacak. Bakın diyor ki işte 2'ye geçti, profil 2, profil 3, profil 4, profil 5 ve profil 1'e döndü. Yani kısacası o renk ayarlarını da hemen göstereyim. Renk ayarlarını bile buradan yapabiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz.
Nasıl oluyor o kardeşim diyorsan şöyle oluyordu. Nasıl oluyordu abicim? Yok ya, kaydetti, bir dakika. Acaba nasıl da hakikaten ne çabuk unuttum. Heh. Evet arkadaşlar, bakın buradaymış. Mod 1, mod 2, mod 3, mod 4. İsterseniz yanında seçenekler var, kapatabilirsiniz. Yani atıyorum mod 5'i çalışmasın. 2 tane kullanırsam 2 tane çalışsın. Boşu boşu hani mod 1'den mod 4'e gel. Mesela atıyorum mod 1 ile mod 2 tek kullanıyorsanız işlevsel olarak. Diğerlerini kullanmıyorsanız boşuna zaten onları mesela açık tutmak istemiyorsanız tutmayın. Hani çünkü mod 1'deyseniz mod 2'ye geldiniz. Mod 2'den tekrar mod 1'e gitmek için kaç 3-4 kere falan basmanız lazım. Hiç basmamak için mod 1 ile mod 2'yi tek açık tutabilirsiniz. Bunların renklerini belirleyebilirsiniz. Mesela atıyorum renksiz var. Yeşil, sarı, kırmızı, sarı kırmızı. İşte ben birincisi renksiz, ikincisi sarı kırmızı, 3 sarı, 4 kırmızı, 5 de yeşil olarak ayarladım. Bunları kendiniz ayarlayıp şuraya isim verebiliyorsunuz. Ben buna LOL Game dedim mesela. Ona göre ayarladım. Profil 1, profil 5 tane var işte. Burada da kaydedebiliyorsunuz. Bu kadar, böyle güzel bir şey. Ok dedik. Kaydetti. Oldu bitti, çıkış diyorsunuz. Başka göstermek istediğimiz bir şey yoktu herhalde. Bir daha klavyemizi gösterelim. Belki hatırlamamız gereken bir şey olur. Evet arkadaşlar, her şeyimiz tak tak hazır, güzel bir şekilde. Sizler de bu konulardan yararlanmanızı istiyorum. İnşallah iyi bir şekilde yararlanırsınız arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.